Her gün en az 20 soru ama her gün yani yapılması gereken işlem bu. Aslında bu bütün bir sınav. Sarmal bir sistemde gider. Soruyu ben 3 defa çocuklara anlattım çünkü yanlış yapan çok olmuştu. Sınavda benzeri çıktı. Programımıza hoş geldiniz. Ben eğitim danışmanı Deniz Özgöz. Bugünkü programımızda 8. sınıf öğrencilerinin LGS maratonunda fen bilgisi alanında yaşadığı sorunlara çözüm önerilerinde bulunacağız. Çok değerli eğitimci arkadaşımız Ece Yıldırım bizlerle birlikte. Ece Hanım hem fen bilgisi hem kimya alanında uzman eğitmen. Hoş geldiniz Ece Hanım. Hoş bulduk Deniz Hocam. Merhabalar. İlk olarak şunu sormak istiyorum hocam. LGS fen soruları son yıllarda Tüm sorularda olduğu gibi değişim içinde görsel algı ve gündelik hayattan sorular geliyor. Bu konuda öğrencilere önerileriniz nelerdir? Yani aslında şöyle 2012 yılında başlayan bir süreçtir bu. Çünkü biz e, PISA'ya uyum sağlamaya çalıştık ve PISA dediğimiz sistemde de çocukların bilgiyi kullanarak günlük hayat problemlerine çözüm bulmaları beklenir. Dolayısıyla aslında öğrenmenin son aşamasıdır bu. Bu noktalarda şöyle devam etti. Artık sınavlarda öğrencilerden bilgiyi veren bir soru kökü ve bir problem durumu verilmeye başladı ve bu probleme o bilgiyi kullanarak çözüm bulmaları isteniyor. Aslında en temel anlamıyla bu bekleniyor artık. E bu biraz Türkiye'de bence zorluyor çocukları. Çünkü biz okuma alışkanlığı düşük olan bir toplumuz ve burada okuduğunu anlama, okuma becerisi, hızlı okuma, anlamlı ve hızlı okuma aslında devreye giriyor. Çünkü size sorular için verilen sürede iki dakika orada uzun soluk sorular var. Bu iki dakikalık e, süreçte siz ne kadar hızlı okuyup, anlamlı ve hızlı okuyup o işi bitirirseniz Oradan sonra çözüme ulaşmak daha kolay oluyor. Hem tek başına bilgiye hakim olması yeterli olmadığı gibi zaten soruların birçok örneğinde özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorulardan da görebilirsiniz. Zaten bilgiyi veriyor. Yani o soruda kullanılacak olan bilgiyi temel anlamda verip sonra bir problem durumu veriyor. Yani çocuktan aslında üst düzey bir işlem istiyor. Yeni sınav aşaması bu durumda MEF müfredatı ile sınavdaki sorular örtüşmekte midir? Evet MEF müfredatı ile sorular uyum içinde aslında. Hani oralarda çok farklılıklar göstermiyor. Özellikle bu yayınlanan örnek sorular, işte ilerin hazırladığı kitapçıklar var. Bütün derslerde hazırlanan. Bu kitapçıklar ve örnek sorularla çok uyumlu gidiyor aslında. Örnek soruları başarıyla yapabilen bir öğrenci demesek bile aslında şunu kesinlikle söylemeliyiz. LGS'ye girmeden önce Milliyetin Bakanlığı'nın geç yıllarda ve son hazırlık yılında yayınladı. ne kadar soru varsa çözülmesi gerekir. Yani onları görmeden, olmazsa olmazımız olmak zorunda, onları görmeden bu sınava giriş sağlanamaz. Çünkü günün sonunda bu insanlar size kendi örneklemlerinden soru soracaklar. Bilgi ortada, konunun sınırlaması, müfredatı ortadaysa e, bu insanların hazırlayacağı sorulardan çıkacaksa onların örnek sorularını bilmek, bitirmiş olmak çok çok önem içeriyor. Bence çok çok önem arz ediyor. Bir kere günlük ve her gün çalışmak çok önemli. Rutinde çalışmamız çok önemli. Şeyi bilirsiniz yani 21 gün kuralı vardır ve bir şey üzerine ne kadar pratik yaparsak o kadar uzmanlaşıyoruz. Şimdi bilgiyi öğrendikten sonra her gün en az 20 soru ama her gün yani yapılması gereken işlem bu. Yaptığımızda beyin otomatik olarak o işlemi yapmaya alıştırıyor kendini. Birazcık da aslında insanda bir mekanizma ve beynin bir çalışma sistemi var. Siz neyi verirseniz onunla hareket ediyor. Dolayısıyla bir konu öğrenildikten sonra o konu üzerinde uzmanlaşmak istiyorsan ben ne yaparım soru çözerim. E bu aşamada işte matematik olsun, fen olsun, Türkçe, sosyal tabii ki hani hepsi için geçerli olan tek bir kural var. Düzenli ve rutinde çok değil. Bizim için burada nicelik önemli değil de nitelik çok önemli. Yani soru bir öğrenci gelir "Ben günde 100 tane soru çözüyorum." diyebilir size ama bir tanesi gelip "Ben 20 tane yeni nesil soru çözdüm ve bunlardan şunları çıkardım." derse bizim için anlamlı olan bu. Çünkü oradaki sayının bizim için bir anlamı yok. Orada çocuğa düşünme becerisini geliştirecek, bilgiyi kullanmayı öğretecek nitelikli soru gerekiyor bize. Dolayısıyla 20 soruyla sınırlayabiliriz ama 20 nitelikli soru mutlaka her gün çözülmeli. Soruların Sadece 8. sınıf müfredatından geldiğini söyleyebilir miyiz? 5. sınıfta şimdi biz canlılar dünyasını anlatıyoruz onlara. 5'ten 8'e geçtiğinizde oralarda işte kromozomlar bölünmeler devreye giriyor. 5, 6 be, hatta 5 ve 7 biyoloji müfredatını oluşturuyor. Çok özür diliyorum. Burada birazcık bir detaya gireyim. Fen bilgisi dediğimizde 3 temel dersi bir arada veriyoruz. Fizik, kimya, biyoloji. Şimdi biyolojinin alt metnini biz 5, 6, de zaten çocuklara veriyoruz. Özellikle 7. sınıfta verdiğimiz o hücre, kromozom vesaire kavramları bu kez 8'de DNA'ya evrilmiş olarak genetik ve kalıtım bilimi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki alt bir bilişin, alt bilginin çocuğun sınırlarını esnetmesi gerekiyor. Fiziki anlamında biraz daha tabii önem arz ediyor. Yani işte basınç var, kuvvet ve hareket var. Dolayısıyla bunlarla ilgili yaptığımız şeyler de bizim geçmiş 7. sınıf bilgilerini biliyor olmamız gerek ki üzerine koyalım. Enerjiyi biliyor olmamız lazım. Kalkacağız basit makinelerde. Enerjinin temellerini kullanacağız en azından yorum sorularında. Onun dışında kimyada zaten 6. sınıf müfredatından getirdiğimiz madde 5, 6, 7'den getirdiğimiz atom kavramı tamamen artık LGS konusu olan o periyodik tablo soruları, periyodik tablo demeyeyim de ilk 20 element soruları, maddenin yapısı soruları, e, maddedeki değişim soruları için çok çok gerekli. Yani aslında bu bütün bir sınav, sarmal bir sistemde gider. Böylelikle hani sanki sadece 8'i ölçmüyoruz biz diğer derslerde olduğu gibi, bir ortaokulun o 4 yılının değerlendirmesini istiyorlar bizden. O zaman bu durumda 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine de bazı önerileriniz olacaktır diye düşünüyorum. Her bilgi öğrenilen hiçbir bilgi boşa gitmiyor tabii ki. Ama şöyle bir durum var aslında konudan ziyade ben şunu tavsiye ederim buradaki öğrencilere. Sistemli ve düzenli çalışmayı bir sınav yükü olmadığı bir dönemde halletmeye başlarsak eğer sınav yükündeki müfredat yoğunluğu gelirken bizim önümüze çok rahat bir şekilde bu işi halledebiliriz. Çünkü bir yere açmış ve halletmiş olurum ben. Burada yapılması gereken belki 7. sınıf sınıfta özellikle o kimya konuları olan maddeyi bitirebiliyor olmak. Ondan sonra 6. sınıfa ve 7. sınıfta. Kuvvet ve enerjiyi mutlaka anlamamız gerekiyor. Enerji dönüşümü nedir? Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunlar hep alttan gelmesi gereken şeyler ama. Asıl temel bilgi ben nasıl ders çalışmalıyım, nasıl sistemli olmalıyım, nasıl disiplinli olmalıyım. Çünkü bizim öğrencilere söylediğimiz her şeyden çok daha özel bir şey var. Günün sonunda siz her şeyi söylüyorsunuz ama öğrenci kendi yaptığıyla baş başa kalıyor. Dolayısıyla ben bir öğrenciyi kitabın başında bir saatte oturtabilirim ama o bir saat içinde neyi okuyup okumadığını tahayyül edemem. Sizin kendi iç disiplininizi oturtuyor olmanız gerekiyor ve küçük küçük adımlarla giderek aslında çok büyük büyük bir şeyi başarabileceğinizi görmeniz gerekiyor. Günü ben 3'e ayırıyorum. Bunun 8 saatinde gelişme döneminde olan bir çocuk için uyku çok önemli. E 8 saati gibi bir aralık zaten okulda geçiyor. Şimdi ne yaptım? Ben 16 saate attım. Elimde bir 8 saatim var. Bu 8 saatin 4 saatine okuldan döndüm evde. İşte 5'te evde oldum diyelim ki. 5'ten 7'ye kadar dinlendim, yemek yedim, 2 saatini öyle ayırdım. 2 saat ders çalışabilirim. 5-6, 7 sınıf için özellikle söylüyorum. 2 saat dediğiniz 120 dakikadır. 120 dakikada o gün içinde gördüğünüz bütün konuları bitirebilirsiniz. Sonra geriye kalan saatlerin hepsi sizin. Aslında bizim istediğimiz her gün 2 saat. Böylelikle bir suyun böyle küçük bir kayaya damlaya damlaya kayayı delmesi gibi siz de ufak 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 biriktirmeden birçok şeyi rahatlıkla halledebilirsiniz. 8. sınıfa gelmeden önce bence kazanılması gereken temel beceri bu. Çünkü LGS yılı çok zor, donanımlı ve yoğun bir Yıl olarak geçer. Burayı halledebilirsek orayla başa çıkmak çok kolay zaten sistemli, düzenli yayarak, bir yere biriktirerek değil de yayarak yaptığınız her çalışmanın sonucunda evet fen bilimleriyle ilgili her öğrenci başarılı olabilir. Tabii ki şöyle bir alt metni var yani matematik bilgisi isteyen sorularımız var burada muhakeme. Özellikle mantık muhakeme. Bunu hiç es geçemiyoruz. Onu bilmek zorundalar. Onu bir matematik sorusu da çözecekken, fen sorusu da çözecekken bilmek zorundalar. Mantık muhakemenin aşımı bol paragraf sorusu çözmek, bol kitap okumakla olur. Şimdi buralar başka alan. Eğer çocuk ufak ufak bunları tamamlıyorsa fen bilgisi anlamında tabii ki bütün soruları yapabilir. Şöyle düşünüyorum kimi çocuk vardır birazcık daha bilgi açığı vardır. Bizim o zaman bir tane Evrensel Yayınları diye bir yayın var. Ben onu çok seviyorum. Çok kısa kısa. Bu Teok tarzı sorularla aslında götürüyor işi. Orada şeye dikkat etmek lazım. Benim çok bilgi eksiğim varsa ya da yeni bir konuyu öğreniyorsam kısa soluklu, direkt bilgiyi sorgulayan o kitapla ben burayı önce bir orayı ezberleyip öğrenip geçmem lazım. Onu hallederim. Ama mesela şu anda benim çok beğendiğim hız yayınları var. Hem etkinlik defteri anlamında hem özellikle yeni nesil sorularla soru çözümü anlamında anlamında. İşte hız yayınlarını mutlaka çözmeli derim. Koray Varol'u mutlaka çözmeli derim. Mozaik olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Mozaik tamamen yeni nesil üzerinden giden çok güzel kurgulanmış sorulardır. İki sene evvel olsa gerekti. Şöyle bir şey yaşadık. Beni hiç unutmuyorum onu. Bir gün dersteyiz biz ben anlatıyorum işte. Bir soru geldi. Koray Varol yayınlarından da o da. Geldi ve soruyu böyle işte Elektronların hareketiyle o manyetik alana ilgili bir soruydu ve biz elektriksel yüklerle ilgili bir soruydu aslında. Soruyu ben 3 defa çocuklara anlattım çünkü yanlış yapan çok olmuştu. Sınavda benzeri çıktı. Yani çok tesadüfi bir şekilde. Dolayısıyla mesela aslında çok soru görmek çok önemli. Yani orada bütün bu yayınlar çok kaliteli şeyler çıkarıyor ve ben günün sonunda kimse soruları olmayan bir yerden yazmayacak. Bir olasılıklar yelpazesi var. Bu olasılıklar yelpazesinde bir yerden mutlaka denk gelecek. Ne kadar çok soru çözdüğünüz burada önem oluyor aslında. Koray Varol, Nartest, e, Hız özellikle, Mozik çok çok önemli. Şeyi öneririm, çok iyi oluyor. Hız'ın bir ilk 600 ve son 600 olmak üzere ara tatil için, 15 tatil için çıkardığı bir kitabı var. İlk dönemin konularını 600 soruyla ile bir revize ediyor. Bir de sınava girmeden önce bunun bir işte son altı yüzü var. O da ikinci dönemin konularını revize ediyor. Burası çok güzel. Mozaik kamp kitapları çok güzel gene. Orada kamp kitaplarında şunu görüyorsunuz. Hani 7 günlük size bölmüş her güne fen, matematik, sosyal, Türkçe şeklinde soruların çözüldüğü fasiküller halinde hazırlanmış. Özellikle ara tatillerde kullanılması gereken kitaplar bence. Ya aslında Deniz hocam problem şöyle oluyor. Biz hep çok otomatik bir sistemle gelen çocuklar var ve biz şunu söylüyoruz yani çocuk soruyu okuduğunda kendi algısıyla değerlendirmeye çalışıyor ama aslında buradaki temel problem şu bizim algımız yok orada soru yazan bir adam var sen onun ne yazdığını sana ne demek istediğini anlayacaksın sen onun istediği gibi cevap vereceksin ama diyor mesela diyelim ki fen bilgisinde bir adaptasyon sorusu ama diyor adaptasyonu bu yüzden de yapıyorlar ben biliyorum ama adam onu oraya yazmamış. Senden de o fazla bilgiyi istemiyor. Senden sadece şekle bak diyor, soru köküne bak. Ben bu sınırlar içinde istiyorum. Galiba en çok karıştırdığımız yerde burası. Soruyu yazan kişinin gözüyle bakabilmek, soruyu yazan kişi olabilmek gerekiyor aslında bu mantık muhakemede özellikle soruları değerlendirirken. Sayın Ece Yıldırım bize verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili öğrenciler bizden öğrenmek istediğiniz her şeyi tüm soruları bize yöneltebilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere başarılar diliyorum.